That first, the reaction is they don't want to, they live lively. Önce gayet canlı bir şekilde yaşar. But for example, Maradona has a pain here. Mesela belinde bir ağrı var. And he's not giving importance to it. Ve çok önem vermiyor. Or it hasn't come to his mind that he has a backer. Yani bel ağrısı olduğu aklına gelmiyor. So the first thing is, for example, a patient comes to you and asks you, you ask the first question, since when you have a backache? Hasta size geldiğinde sordunuz, ne zamandır bel ağrın var? So the answer will come. İşte o kadın gibi yapıyor. Maybe one. I don't know exactly doctor, but this many bits. The first answer. Yani, çok tereddüt ederek ne kadar zaman tam hatırlayamıyorum. Belki bir yıl, belki iki yıl daha. Ya, tam emin değilim ama. Okay, second. Why have you come to me after such a long time? Peki bu kadar zaman sonra niye bana geldin? Actually, yesterday I was working in my office or somewhere. Yani aslında dün çalışıyordum. I was there on my chair for 2 hours. Yani 2 saat sandalyede oturdum çalışarak. When I tried to move, got up. Sonra ayağa kalktığımda. I could not. Kalkamadım. Oh, I have to be for such a long time. I have to be like this. Uzun süre böyle durmam gerekti. And then I could not move for some time. Sonra bir süre hareket edemedim. It took me nearly 20 minutes to come to a normal position. Normal pozisyona gelmem neredeyse 20 dakika sürdü. I got frightened somehow. Ben korktum. What is this? Bu da ne diye? That frightened me. Bu beni korkuttu. It could be serious. Yani bu ciddi bir şey olabilir. Come back with the doctor. Dedim ki bir doktora gidip kontrol ettireyim. In the morning I was a little bit better. Sabah daha iyiydim biraz. But the pain is still there. Ama ağrı hala orada. So the reason I have come to you that I want to know if it is something serious. Yani size gelme nedenim hani acaba ciddi bir şey mi? Or what is wrong here? Ya da burada problem ne? Do I need some medicine, doctor? İlaca ihtiyacım var mı? Do you think it's dangerous? Sizce tehlikeli mi? So this is a frightened. So he gets frightened and then has to move. So he has to move first to the doctor. İşte önce korkmuş, sonra da hareket etmesi gerekiyor doktora doğru. So when he moved to the doctor, doktora doğru hareket ettiğinde, he wants to go away from this situation. Durumdan uzaklaşmak ister. He says, now I am making attempt
that I should not have this situation again. Der ki şu anda bir girişimde bulunuyorum ki bu durum tekrarlanmasın. He doesn't want into the same situation again where he can caught unaware. Yani farkında olmadan yakalanabileceği bu duruma tekrar düşmek istemez. Because he was unaware that he is going to have this kind of a problem. Böyle bir problemi olacağının farkında değildi. And he says, doctor, give me some magical medicine. Ve der ki yani bana böyle sihirli bir ilaç verin. Give me something which can relieve me by tomorrow. Yarın iyileştirecek bir ilaç verin bana. The corona patient is not going to stay with you more than maximum more than 2 weeks in case there is no result. Eğer sonuç alamazsa belladonna sizle en fazla 2 kez falan kalır. He says, I will try everybody. Herkes deneyeceğim der. Whoever can give me relief, I will try. Kim bana şifa verebilirse onu deneyeceğim. Carry desire to be fast. Carry desire to be fast. Hızlı taşınmak istemek. I will try, but after 1 week, if there is no result, I leave you. I will try another. Yani deneyeceğim ama bir hafta sonra bir sonuç alamazsam gideceğim başka birini deneyeceğim. So fast, hızlı taşınmak istemek. So he says, some patient of belladonna, they only come and demand, can you make me better in 1 week? Yani bir haftada beni iyileştirebilir misin der bazı belladonna hastaları. Do you have any medicine which can make me better in 3 days? Beni 3 günde iyileştirecek bir ilacın var mı der. Now you say belladonna patient is not staying with the doctor without result, maybe 2 weeks or 3 weeks maximum. Yani belladonna sonuç almadan bir doktorun takibinde en fazla 2-3 hafta kalır. If he yürürüz. Then he says that actually I have no other problem in my life. Sonra da der ki aslında benim hayatta başka bir problemim yok. Except backache, I never had suffered from any other problem. Yani bel ağrısı dışında başka hiçbir problemim olmadı. I think if you remove this backache, yani bu bel ağrısını kaldırırsanız, then I have no other problem in my life. I will be happy. Hayatımda başka hiçbir problem kalmayacak. Mutlu olacağım. This is dersiniz. I mean, I don't know if I can yok. Make better you in 3 days. How can I say the medicine can work you in 3 days? Yani 3 günde iyileştirmez mi? Nereden bileyim bunu söyleyemem. Now how is requesting you? Şimdi sizden nasıl istiyor? You have to do something. Ama bir şey yapmanız lazım benim için doktor. You're such a nice doctor. Bu kadar iyi bir doktorsunuz. Nowadays everything is possible. Bugünlerde her şey mümkün. You must have something. İşiniz olmalı. You can take extra money. He's bribing you. Ekstra para verebilir, ek para verebilirim. Size rüşvet teşvik teklif eder. Give some extra doses. No problem. Yani ekstra bir doz verin. How much you take? How much money you take? Ne kadar para? I give 20. 10 mu? Ben sana 20 verim. And you say it doesn't work like this. You give me 50 even, the relief will come the way it has to come. Dersiniz ki yani o böyle çalışmıyor. 50 de versen o kendi geleceği zaman gelir. How many doses you give? Kaç doz veriyorsun? 3? Give me 10. 3 mü? Bana 10 ver. 20 ver. I will eat all. Hepsini birden alacağım. But I want to go to the party. Ama partiye gitmek istiyorum. And you say, no, it's not possible. Yok, mümkün değil. 50%? Make better 50%. 50 is okay. Tamam, 50 olsun. Please, don't say like this now. You cannot do 50%. Don't tell me. So he's putting so much pressure on you. And then you say, I cannot say 50. I cannot say 50. So you ask the patient, what if you don't get better by 3 days? After 3 days, ne olacak? What do you do? 3 gün içinde iyileşmezsen, ne yapacaksın diye sorarsınız hastaya. If you don't get better by tomorrow, then what will you do? Before the party. Yarın partiden önce iyileşmezsen, ne yapacaksın diye sorarsınız. He say, I will go to the party. Gideceğim partiye. It doesn't matter if I have to go on stretcher. I will go to the party. Mutlaka gideceğim.
I must enjoy it. So that is the idea. He cannot live the idea. Problem bu. Yani bu düşünceyi bırakamaz. So why belladonna patient comes to you? He wants to escape. Niye size gelir belladonna hastası? Çünkü kaçmak istiyor. Just escape. Take, give me something. Yani bana bir şey var. I'll come back. Sonra yine gelirim. So everything around him seems to be very friendly. Çevresindeki her şey çok dostane gözükür. Belladonna, everybody is friend. Belladonna için herkes arkadaştır. In one minute you become his friend. Bir dakikada arkadaş olursunuz. He said, doctor, you are my friend. Der ki, doktor, siz benim arkadaşımsınız. And you ask, since when? Ne zamandan beri? Since when I know you? Ne zamandır tanıyorum beni? You are coming. Daha ilk kez geliyorsun, 5 dakikada arkadaşın oldum. Says, I know you. Tamam, ben seni tanıyorum. When I met before you? Ne zaman rastlaştık daha önce? Last life. Geçen yaşam. Bir önceki yaşamızda. I have a relation with you. Don't you know? Don't you remember? See, a doctor is like a friend, you know? Yani doktor arkadaşı gibidir. Now he wants to use you as a friend. Sizi bir arkadaşı gibi kullanmak ister. So he says, you are my friend now. You have to help me, you know? Şimdi yani arkadaşız artık, bana yardım etmen lazım. Give me something for 3 days, come on. Hadi 3 gün için bir şey ver. So everything is a friend for Belladonna. All situation is friendly. Şimdi bütün durumlar he arkadaşçadır Belladonna için. He exaggerates his achievement and tries to be kind to others, taking life easily. Kendi başarılarını abartır ve diğer insanlara nazik olmaya çalışır. Her şey arkadaşça mı yoksa hedefe giden her yol mu? Bak, bir önceki şey değil mi? Sorar mısın? Can we make a differentiation? Is it that everything seems friendly or... He makes everything friendly. Or in order to achieve his objective, target, he can use anything. Yes. It means that he has to make the things friendly. Yani her şeyi dost hale getirme, arkadaş hale getirmelidir ki hedefine ulaşsın. To get attention. Only to get attention he has to be friendly. Yani ilgi çekebilmek için sizinle arkadaş olmalı. But only when he's sick. Ama sadece hastayken. When the... Pompous. Şimdi pompous. Böyle pohpohlanmayı seven, kendini önemseyen bir yapı. Bakayım sözlüğe de tam ne diyor ama. Pompous means important. Önemli. Like I'm important person. Ben önemli bir insanım. Like doctor, you have to give me relief. Doktor, beni rahatlatmanız lazım. I have come to you with a lot of hope that you are the best. Sizin en iyisi olduğuna dair büyük ümit besleyerek geldim. No, he wants to show that he is also important person. Fırınızda uçarı hafif boş. So Belladonna is a person. How living he is, how comfortable he is, even in the cases of losses. Belladonna çok büyük kayıp halinde, kayıpları olduğunda bile hafifler, kolaylaştırır. If Belladonna lose money, Belladonna para kaybederse, he says, doctor, I'm not the person who weep when I lose money. I don't weep. I don't cry. Yani ben para kaybedince ağlayacak bir insan değilim. What is the use of crying? Yani ağlamanın faydası ne ki? If I cry, ağlarsam, does it going to help me to get the money back? Benim parayı geri kazanmama yardım olacak mı bunun? If I lose something and if I cry all day. Yani bir şey kaybedip de sonra bütün gün ağlarsam. If I'm going to get the money back. Paramı geri alabilecek miyim ki? No, I will not get the money. Hayır, so parayı geri alamayacağım. Niye alayım ki? Happen. Everything happen. Everybody happen. Everything happen in the life.
Hayatta her şey olur. There is no surety in the life. Yani hiçbir güvence yok. Garanti yok hayatta. So what if I lose my money? Yani paramı kaybettiysen ne olmuş? Belladonna is a gambler. Belladonna kumarcıdır. Kumarbazdır. So you can go to the casino. There are many gambler belladonna. Yani kumarhaneye gittiğinizde pek çok belladonna görürsünüz. But there will be no hyacinths. Ama orada hiç hyacinths olmayacak. Never. Asla. All gamblers are maybe belladonna, I don't know, but their gambling are tendency. They are like a frivolous gambler. Yani belladonnalarda bir kumar eğilimi vardır. Oradakilerin hepsi belladonna olacak değil tabii ama. A patient comes to you after he has tried many things in life, many many things. Yani hasta hayatta pek çok şey denedikten sonra size gelir. He has spent money money on the treatment. Tedavilere çok para harcamıştır. Nowhere he got any relief. Nowhere. Hiçbir yerde bir iyileşme sağlayamamıştır. You may be 20th doctor. Belki siz 20. doktorsunuz gittiği. You ask him that. You have taken so many treatment. Sorarsınız, bu kadar çok tedavi gördün. You have spent so much money. Bu kadar para harcadın. Why you want to spend more money now? Niye daha çok para harcamak istiyorsun? He said, doctor, I'm trying on you. Der ki, seni deniyorum. I thought, let me put money on you. Şimdi paramı size yatırıyorum. Maybe you can win for me. Belki benim için kazanabilirsiniz. See, I already spent 500 euro. Yani 500 euro harcadım şimdiye kadar. No relief. Bir faydası olmadı, iyileşmedim. So what's help? What's the help? I can put 50 euro more. Yani ne yapayım? 50 euro daha koyabilirim. I already lost 500 for nothing. Zaten hiçbir şey için 500 euro harcadım bile. So what if I lose 50 or more? Yani 50 daha kaybetsem ne olur? It could be. It could be. You get successful. Yani belki de başarılı olursunuz. So I bet on you. Yani bahiste size oynuyorum. So he's betting on me. Yani benim üstüme bahse giriyor. So he parasını bana koyuyor. I think, let me give a try. Yani düşündüm ki bir deneyeyim. So when you listen this word, if a patient says, let me give a try. Yani bir bakalım, bir deneyelim dediğinde hasta. Most often belladonna works. Çoğu zaman belladonna çalışır. There's a rubric, passion for gambling. Passion rubric for gambling diye bir rubrik var. Yani during the sickness, he has a tendency of gambling on the body. Hastalık zamanında vücuduyla ilgili kumar oynama eğilimi vardır. He says, it doesn't matter if I spend so much money already on the treatment. Tedavilere bu kadar para harcamam önemli değil. I don't mind spending few dollars more. Birkaç dolar daha harcayabilirim. And you ask that, if I fail then what will you do? Sorarsınız, peki ben de başarısız olursam o zaman ne yapacaksın? If I try, how long you are going to visit me? Ne kadar süreyle benimle kalacaksın? He says, I will try two times with you. İki kere denerim sizi. Then I try another. Sonra başka bir şey denerim. So better don't. A state of extreme joy and vigor, exuberance. Yani aşırı bir neşe ve canlılık hali, exuberans. Demin pompöze de sözlükten baktım, böyle cafcaflı, görkemli de demekmiş. If he is in under the rubric passion for gambling. Eğer passion for gambling, yani kumar oynama tutkusu altındaysa. All belladonna patients are not in passion for gambling. Bütün belladonnalarda bu kumar oynama tutkusu yok. There are few who has a tendency of even in belladonna. Yani belladonnanın içinde de sadece bir kısmının böyle bir eğilimi var. So his idea is, for example, if you are not giving him result. Siz ona sonuç sağlamazsanız. After 1 month he comes. Bir ay sonra gelir. And you listen, what do you listen from belladonna? If you are not giving a medicine, eğer ilaç vermiyorsanız ne dinlersiniz belladonna'dan? Which is not helping him. Ona yardım olmayan. The first thing. He says. İlk söylediği şey. Doctor, today, before you prescribe me the medicine, I want to
Have a discussion. Bugün siz bana bir ilaç vermeden önce sizinle bir konuşmak istiyorum. I have come to ask you, what do you think you are doing? Ben size sormaya geldim, ne yaptığınızı zannediyorsunuz? I pay you. Size para ödüyorum. Nothing is happening. Ama bir şey olmuyor. I think you are not giving attention to me. Bana yeterince dikkat etmiyorsunuz diye düşünüyorum. I sent you in one month two more patients to you. I recommended that you are a good doctor. Size iki hasta gönderdim bu bir ayda. Sizi tavsiye ettim. I tell everybody you are a very good doctor. Herkese anlatıyorum siz iyi bir doktorsunuz diye. Your medicine works like magic. İlacınız sihirli gibi çalışıyor diye. You give the medicine, next day the patient is happy. İlaç veriyorsunuz ve ertesi gün hasta mutlu oluyor diye. But look at my case. Ama benim vakama bakın. Nothing has happened. Hiçbir şey olmadı. So I think I'm wasting time with you. Ben düşünüyorum ki sizinle zaman kaybediyorum. So we have a rubric, last rubric for today. For Belladonna. Belladonna'nın son rubriği bugünkü. Delusion riding on an obsessive. Delusions riding on and off. Delusions riding on and off. On? Ox. 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 Yani bir sır üstünde sürdüğünün delusyonu. Like a bull. Like a bull. Evet, yani. Yani veya boğa, neyse. Yani boğa üstünde gidermiş gibi. It is a single rubric. Looking alone. Belladonna alone. Belladonna alone başlığı altında bu materyal Amerika'da görebilirsiniz. Now, why he has a delusion of ox? Why not camel? Why not elephant? Why not horse? Yani niye at demedik, fil demedik de sığır diyoruz? But if you want to ride on an ox, can you ride on an ox for how long? Ne kadar uzun süre kalabilirsiniz? It is impossible. Yani boğa desek daha iyi olacak herhalde. Or nowhere he will take you. Sizi hiçbir yere götürmeyecektir ve uzun süre üstünde kalamayacaksınızdır zaten. So who is the ox? Yani burada boğa ne? Kim? Doktor. Doktor. So he said, I put the money on you. Diyor ki senin üstüne para koydum. And what is the result? Sonucu ne? Nothing. Hiçbir şey. So you are an ox. I put the money on an ox. Sözlükte ox öküzdü. I thought you are a horse. Yani ben sana para koydum, at olduğunu düşündüm ama sen öküz çıktın. I thought you are a magic. I thought you are a magic. Yani senin bir sihrin olduğunu düşündüm. You give me the medicine very quickly, I will get better tomorrow. Yani bana bir ilaç vereceksin ve yarın iyi olacağım zannettim. But I was wrong. Ama hatalıymışım. You are an ox. Aslında öküzmüşsün.